Merhaba arkadaşlar. En son derste ödevi çözmüştük sanıyorum. Değil mi? Bu ödevle ilgili kalan kodlar ve ekran. Şimdi yeni birkaç çalışma yapalım. Bu kodu değiştirelim. Girişte burayı silelim. Şunları değiştirelim. Şöyle olsun. A portundan bir tane giriş olsun. Yine buradaki gibi. B portunun tamamı çıkış olsun. Bir tane bir bitlik x değişkeni açayım. Bir tane de y değişkeni açayım. 8 bitlik. İki tane değişkenim olsun. Sonsuz döngünün içerisine şöyle bir şey yapalım. Bir bitlik x değişkenin içerisine ben pin A0'dan gelen bilgiyi alayım. Tamam, x'e kaydettim. Şimdi diyorum ki, bakın sorgulara bakacağız. X eşittir 1 ise, yani x eşittir 1 olduğu durumda şu süslü parantezlerin arasını çalıştırsın. Eğer x eşittir eşittir sıfırsa şuradaki süslü parantezleri çalıştırsın. Sorgularını tartışacağım. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Şöyle yapsın. İ sayısının her ikisinde de çıkışa göndersin. Çıkış olarak biz B portunu seçmiştik. B portuna çıkışa göndersin. Parantezi kapamadık. Burada da aynısını yapalım. Diğer if'te. İ sayısını çıkışa göndersin. Ve İ sayısını burada bir arttırsın. İ sayısını bir arttırsın. Diğerinde de azalsın. Burada. Ve 250 milisaniye beklesin. Her ikisinde de diğerinde de beklesin. Yani yazacak olduğum kod bu kadar. Çalıştırayım bu kodu. Ne yapacağını tahmin edebiliyorsunuz, değil mi kodun ne görev yapacağını? Yani X butonu pin A0'a bağlı. Bu butona bastıkça X değerine bağlı olarak B portuna gidecek sayı değerini ne yapacak? Artıracak ya da azaltacak. Bakalım. Benim kodumun yazılı olduğu yer burası. Şu anda bakın 250 milisaniye ile x değeri 1 olduğu için arttırıyor. Tersini yapalım. X değeri 0 olduğunda da azaltıyor.
Bunu 0 ile 255 arasında yapabilir. Yani 0 ile 255 arasında. Bakın 255'ten geri sayıyor şu anda. Peki burada yani şu kodla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet, sorunuz var mı burayla ilgili? Benim yok hocam. Tamam, sorunuz yok, kabul ediyoruz o zaman. Şimdi tekrar başka bir kod yazalım. Yine sorgu içerisinde sorgular olsun. İki tane değişkenim olsun. Yani bir bitlik x değişkenim olsun. Bir de i değişkenim olsun. Şöyle yapalım. Yine bir bitlik değişkeni ben x diye bir, yani pin A0'daki girişi x diye bir değişkene aldım. Yine aynı şeyi yapıyorum. If x sorgusu yapıyorum. 1 ise bu süslü parantezleri çalıştırsın. Bir de if x eşittir 0 ise bu süslü parantezleri çalıştırsın yine sorgusu. Yine içlerine bakın, output B'yi, yani B portuna i değerini göndersin. Bunu diğer durum içinde yazayım. Şöyle bir şey yapayım. 250 milisaniye beklesin burada. Ya da 300 milisaniye. Ve şunu yapsın. I'nin içerisindeki değeri sağa doğru kaydırsın bu durum için. Bir bit olarak. Ve eğer yine bakın, bu if'in içerisinde ben bir tane daha if açıyorum. Eğer x eşittir 0 olursa, düzeltiyorum, i eşittir 0 olursa i'nin içerisine 128 yüklesin. Ya da şöyle yazalım. I'nin içerisine 0, B, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yüklesin. Peki bizim için bir de başlangıç değeri yükleyelim. Şurada i için i'nin içerisine arkadaşlar şöyle bir değer yükleyelim. 0, B, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Bu değeri yükleyelim. Yani benim i'nin içerisine şurayı kopyalayıp yukarıya yapıştırayım. I'nin içerisinde bu değer var. Şu işlemleri yapıyor. Bu işlemler anlaşılıyor mu? Şurası. Evet. Şimdi şurada da x eşittir sıfırsa, yani şuradaki buton sıfır gösteriyorsa, bu sefer şunun tersini yapsın. Ben şuradakileri alayım şöyle Ctrl C ile. Şuraya yapıştıracağız.
Bu sefer burada da terse doğru kaydırırsın. Şöyle sola doğru hareket ettirsin. Bunun durumunda ben yine sıfıra eşit olmasında buradan bir değil de şuradan bir yüklemesini isteyeceğim. En sağ taraftan. Bakın burada sürekli sağa doğru gönderdiği için buradaki bir dışarı çıkınca şuradan bir tane bir eklesin. Buradaki bir sola doğru göndereceği için en soldaki bir dışarı çıkınca bir tane sağdan bir eklesin. Yoksa sıfır sıfırların hareketlerini ben takip edemiyorum. Hemen bunu compile edelim. Evet, hata vermedi. Donanımın üzerine çağıralım. Şu anda sıfır olduğu için x değeri sola doğru hareket ediyor. Bir verdiğimizde de bakın sağa doğru hareket ediyor. Böylece bir bitlik bir sağa ve sola seçenekli bir şekilde ne yapabiliyorum ben? Bir bitlik hareket düzenleyebiliyorum. Burada sormak istediğiniz bir şey var mı? Kodla ilgili. Sağ ve sola hareketi ne yapabiliyorum? Bir bitlik anahtar ile düzenleyi seçebiliyorum. Düzenleyip seçebiliyorum. Burayla ilgili sorunuz var mı? Tekrar sorayım. Sayma işlemi yaptık bir tane anahtarla. Bilgiyi sağa sola hareket ettirme işlemi yaptık. Yine bir tane. Yeni bir tane çalışma yapalım. Hocam dondu ekranımızda. Ekran dondu. Şu anda var mı? Görüntü. Şimdi geldi. Şimdi şöyle bir farklı bir çalışma deneyelim. Bunu daha önce yapmıştık. Buraları silelim. Buralara ihtiyacımız var mı? Var. Şu kısımlar kalsın. Şu iyi diğerini silelim. While tool'un içerisini silelim. Bu main, evet. Bunlar kalacak şekilde yazalım. İki tane buton tanımlaması yapalım. Bunu daha önce yapmıştık galiba. Buton sıfır tanımını pin A0 için kullanalım. Aynısını yine buton 1 olarak pin A1 için yapalım. Yine 8 bitlik bir i değişkeni açalım. İçerisinde 1 olsun. Bunları yaptık. Portlarla ilgili düzenlemeler var. Tamam, bunlar kalsın. Şuraya i değerini azaltma adı altında yeni bir yer açalım. Eğer diyelim ki bir değişim, yani butonda bir, buton sıfırda bir giriş varsa şunları çalıştırsın. Tamam.
Bir de bunun aynısını buton bir için yapalım. Şimdi neler yapacaklarını yazalım içerisine. ...15 milisaniyelik... algılama sınırı koyalım. İ'nin içerisindeki değeri B portuna yazdırsın. Ve i'nin değerini arttırsın. Yani her defasında bir arttırsın butonda. Yine while'la ben aynı şeyi yapayım. Input buton 0 değişimini kontrol edeyim. Eğer varsa şuraya noktalı virgül unuttuk. Varsa i değeri diyelim ki işte 40 olduğunda şurayı çalıştırıp ne yapsın? İ değerini 0 yapsın tekrardan. Burası evet, diğer if'in sorgusu. Tamam. Yazdık burayı. Bunun aynısını yazacağım. Sadece şurası eksi eksi olacak. Evet, eksi eksi olacak. Bir de şuradaki 40 değerini değiştireceğim. Şurayı alayım. Diğer süslü parantezlerin içerisi olarak burada düzenliyorum. 15 milisaniye azaltacak burayı. Evet, böyle kopyalama yaptığınızda sıkıntı olabiliyor. Her şeyi içerisinde düzeltmeniz lazım. Bu i değerini arttırma. Yanlış yazıyor burada. Arttırma. İ değerini azaltma. Tamam, iki ayrı blok. Azalttık. Eksi 1'e ulaştığında ben azaltıyorsam hangi sayı değeri aralığında hareket etmesini istiyorsam mesela burada 40 olursa bunu 41 yapalım. Sanki 40'la 41 arası hareket etsin. 40'la 0 arasında değiştirsin değerlerini. Bu kodu çalıştırıyorum. Kodu çalıştıralım. Buranın üzerinde çağıralım. Bu güzel bir donanım. Yani hem giriş butonları var hem çıkışı düzenlenmiş. Bir hata mı var? Bir daha bakalım. Evet, zaman. Bir hata var gibi duruyor. Nerede hata yaptık? Bunları süslü parantezle mi yazmamız gerekiyor?
Başka bir hata var o zaman. Evet, donanımda sıkıntı var. Bunu yeniden çağırmak lazım herhalde. Yani kodda hata göremiyorum. Evet, kodda siz hata görüyor musunuz? Arkadaşlar. Ben hatayı buldum. Siz bakıyor musunuz hata var mı diye? Fazladan parantez vardı herhalde hocam. Bakın burada kopyaladık ya, hani hep yapıyoruz dedik ve yaptık. Şuradaki butonun bir olduğunu söylemedik. Yani her ikisinde de while kontrol etme durumunu buton 0 için yazmışız. Bu donanımda da bir sıkıntı var. Zaman zaman yapabiliyor. Evet. Bunu yeniden mi başlatmamız gerekiyor acaba? Şu buton mesela benim sadece şuraya bastığımda açılıp buraya bastığımda kapatması lazım. Normalde şöyle basıp geri bırakması lazım. Buton olarak çalışması lazım ama hata yapıyor. Yani parantezlerde hata yok. Eksi 1'e düştüğünde 40'a geri atmasını istiyoruz. V portunun tamamını açtık. Buton 0, buton 1 tanımlaması yaptık. İyi değerini gönderdik. İyiye başlangıç değeri 1 verdik. Çok önemli mi? 1 vermemiz ya da vermememiz. Çok önemli değil. Yani 0 da versek, 1 de versek çok sorun değil. Butonun hareketinden düzenleyecek. Şurayı da açık hale getirelim. Hocam diğer butonu A1'e tanımladık ya, A1'in de 1 olması ondan dolayı olabilir mi acaba? Bundan 1 olacak. Yok ama şey yapması lazım. Şimdi bu değer için arttıracak, bunun için de azaltacak işlemi ama yapmıyor. Şunu tekrar süslü parantezde yazayım. Ya da şu donanımı tekrar başlatayım, kapatıp burayı bana kaydet diye soracak. Ben hayır kaydetme diyeceğim. Open Project diyeyim. Hayır kaydetme bu donanımı. Şunu açalım. Tekrar bunun üzerinde de çalışabiliriz ama onu açalım tekrar Open Project. Bunu açalım. Bunun üzerine tekrar donanımı çağıralım. Şu butonları bakalım açabiliyor muyuz? Evet, bas bırak yapıyor mu? Bas bırak yine yapmıyor. Bas bırak yapmıyor. Compile edelim, tekrar çağıralım. Bu elektronik teknolojisindeydi. Tamam. Olmadı, başka bir donanım üzerinde deneyeceğim.
aktive edelim. Tamam, yapıyor ama buton hala çalışmıyor. Bas. Evet, şu anda 1 ekliyor. Bırak. 3 oldu. Bas. Bırak. 4 oldu. Şimdi bu A0 butonu eklerken A1 butonu da çıkarma işlemi yapıyor. Şu anda değer 101, yani 5. Bunun da bir tane çıkarma yapması lazım. Evet. Çıkarıyor. 4. 3, 2, bu da ekleme yapması lazım. Şunun açık kalması lazım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kaça kadar gidecek demiştik? 40 mı? Evet, 16, 18, 19, 20. Evet, geri gidelim değeri bulmak için. Evet, bu değer değil mi? 8, 32, 40 değeri. Bakın, bu azaltmak içindi. Azaltıyor. Sol taraftaki A0'ı da arttırıyor. Tekrar 40. 40'tan sonra 0, 1 diye devam ediyor. Bu da arkadaşlar pin A1'de basıp bıraktığımızda, tekrar basalım, geri doğru gidecek ama yani şu anda donanımda sıkıntı var. Zaman zaman böyle oluyor. Yani ya compiler'da ya donanımda problemler oluyor. Bazen yeniden başlatmak, düzeltiyor ya da bu donanımı yeniden kurmanız gerekiyor. Donanım içerisindeki bir şeyler, bağlantılar kopuyor gibi tepki vermeye başlıyor. Burada da yine bir sorun var. Ama bu kod anlaşıldı sanıyorum. Yani buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet arkadaşlar. Yok hocam. Ben o zaman bu sabahki dersi bitireyim. Akşam devam edelim buradan. Şu donanımı da ben tekrar kurarım olmazsa. Onu düzelteyim. Butonlar çalışmamaya başladı. Başka bir şeye sebep oluyor. Siz bu dersi tekrar edin. Akşam da tekrar yeni konularla devam edelim. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam o zaman. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dersi sonlandırıyorum. Akşamki derste görüşmek üzere. Hocam. Efendim. Sınav hakkında bir şey sorabilir miyim? Akşam dersinde konuşalım. Yani normal sınav olacaksınız. Sınav süreniz içerisinde ben size sorular göndereceğim. Onları cevaplayacaksınız. Word doküman olarak göndereceğim. Yani Word dokümanın içerisini bilgisayarda yazıp doldurup geri Word doküman olarak yükleyeceksiniz. PDF ve resim olarak kabul etmeyeceğim. Yani şimdilik bunları söyleyebilirim ama nasıl soru olacak vesaire onları şu anda bilmiyorum. Hazırlamadım çünkü henüz. Yani hazırlamadım derken yani ne sorarım diye de düşünmedim. Ama normal sınav olacaksınız. Ödev tarzı değil de. Yine akşam konuşalım dersin sonunda.